Gürcistan'da hükümet tepki çeken yabancı ajan yasa tasarısını parlamentodan çekmesine rağmen protestolar sona ermedi. Başkent Filistin'de binlerce kişi tutuklanan protestocuların serbest bırakılması ve hükümetin Rusya'nın güdümünden uzaklaşması talebiyle üçüncü kez sokağa çıktı. Gürcistan'da protestocular tartışmalı yabancı ajanlar yasası konusunda hükümetten büyük taviz almalarına rağmen meydanları terk etmedi. Başkent Tiflis'teki parlamento binası önünde protestolar 3. gününde devam etti. Kalabalık "Biz Avrupa'yız, Rus yasasına hayır, özgürlüğümüz için savaş" yazılı pankartlar taşıdı. Gürcistan, Ukrayna ve Avrupa Birliği bayrakları açıldı. Avrupa Birliği marşı çalındı ve özgürlük direnişinin sembolü olarak görülen Ukrayna Milli Marşı söylendi. Protestocular gösteriler sırasında gözaltına alınan herkesin serbest bırakılmasını talep etti. Hükümete Avrupa ile entegrasyon yolundan sapmaması için baskı yapmaya çalıştı. Gürcistan'da protestolar iktidar partisinin yabancı ajan yasasını kabul etmesi üzerine 7 Mart'ta başladı. Yasanın Rus mevzuatını yansıttığını savunan muhalefet, Avrupa Birliği'nden uzaklaşılacağı ve eleştirel fikirlerin bastırılabileceğini belirterek tepki gösterdi. Toplumsal gerilim tırmanınca hükümet tasarıyı parlamentodan geri çekti. İlk zaferini kazanan muhalifler durmaya niyetli değil, daha fazla miting yapılacağını açıkladılar. Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise tasarının geri çekilmesini memnuniyetle karşıladı. Gerçek demokrasinin gücü kanıtlandı dedi. Türünün ilk örneği olan zaferden dolayı tüm toplumu tebrik ediyorum. Hükümetin attığı doğru adımları memnuniyetle karşılıyorum. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov yasanın arkasında Rusya'nın olduğuna dair iddialara yanıt verdi. Konuyla hiçbir ilgimiz yok diyen Peskov durumdan endişe duyduklarını da söyledi. Sınırlarımızın etrafında barış olması bizim için önemli dedi.